Orada binlerce ölü var. Binlerce ölü, ölü. Binlerce ölü var. Ve binlerce ölünün üzerinden adamlar hop çak bakalım diyor. Nasıl indirdik diyor Müslümanları aşağı. Ya dengesiz adam, sen de Müslümansın. Öldürdüklerin de Müslüman. E şimdi Muhammed Mursi seçimle gelmiş, halkın iradesiyle gelmiş ve sen diyorsun ki ben kabul etmiyorum bu iradeyi, darbe yapacağım diyorsun ve Mursi'yi indiriyorsun aşağı ve adamcağızı 15 gün bir de üstelik bir son dakika bir şeyi var, onu tabii gözden kaçtı. Muhammed Mursi'nin gözaltı süresini 15 gün daha uzatmışlar. Evet, konumuza devam edeceğim ama telefon attığımızda Ali Şahin var, evet. Evet. Sayın Şahin. Buyursunlar. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. AK Parti Gaziantep Milletvekili Sayın Ali Şahin'le Mısır'daki gelişmeleri konuşacağız sevgili seyirciler. Sayın Şahin, gönül evet. İsterdi bunlar hiç yaşanmasın. Siz de Orta Doğu'yu çok iyi bilen bir isimsiniz. Oralarda eğitim de aldınız. Sayın Şahin, neler söyleyeceksiniz bu katliamla ilgili? Evet, maalesef ki yaşanan ikinci büyük katliam bu. Orta Doğu'nun demokrasileri bu şekilde kanla maalesef hayatta kalmak durumunda herhalde. Bir kere şunu belirtmek lazım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ister Orta Doğu, ister Uzak Doğu, ister Orta Asya veya bir Batı ülkesi, askeri müdahaleleri hiçbir şekilde tasvip etmek mümkün değil. Halk iradelerine karşı, seçilmiş hükümetlere karşı girişilen antidemokratik bu tür davranışları, tutumları şiddetle kınıyoruz. Hele ki bu halka yönelik bir katliama dönüşürse, halk iradesini yok sayarak ona namlu uzatmaya, kurşun sıkmaya, tankını, topunu, tüfeğini halkın üzerine sürmeye varan bir tutumsa, bunu nefretle ve şiddetle kınıyoruz. Maalesef ki 100 yıllık Batılıların Orta Doğu projeksiyonu Arap Baharı ile birlikte özgürleşme, demokratikleşme süreciyle birlikte Orta Doğu'nun sona ermiş durumda. Artık Orta Doğu'da işte Kuzey Afrika'dan başlayarak Orta Doğu'nun kalbi olan Mısır'a, Suriye'ye kadar uzanan geniş bir coğrafyada Batılıların projeksiyonları değil, artık Orta Doğu halklarının projeksiyonları hakim olmak üzere. Nedir bu? Halk iradelerinin yansıyacağı hükümetler oluşuyor Orta Doğu'da. Yani diktatörler değil, sömürülebilir, kontrol edilebilir diktatörler değil, tümüyle halk iradesinin hakim olacağı hükümetler söz konusu bu coğrafyada. Yüzyıldan bu yana bu coğrafya bölünmüş sınırlarla, bu sınırlar ki Suni sınırlardı, aynı dilden, aynı inançtan, aynı kültürden, milyonlarca insanı birbirinden ayıran 22 tane ülke oluşturmuş, Arap ülkesi oluşturmuş, Suni sınırlar vardı bu coğrafyada. Ve bu bölünmüşlüklerden ve diktatoryal hükümetlerden, iktidarlardan yararlanılarak bu coğrafyanın zenginlikleri, bu coğrafyanın insanların kanı akıtılmak suretiyle tam 100 yıl boyunca sömürüldü. 100 yılın ardından artık bu coğrafyada lambadaki cin, Orta Doğu'daki lambadaki cin uyanmıştır. 100 yıl boyunca Orta Doğu'da, işte Mısır'da, Suriye'de, Libya'da, Tunus'ta, bu coğrafyada 100 yıldan bu yana bitkisel hayatta mahkum edilen Orta Doğu halkları artık bitkisel hayattan uyanmıştır. 100 yıl boyunca Batılıların hipnoz ederek sömürdükleri bu coğrafyada Orta Doğu halkı artık hipnozdan uyanmıştır. Geleceğin Orta Doğu'dan yükseleceği bir Orta Doğu göreceğiz pek yakında. Bu halk iradelerinin hakim olduğu iktidarlar demek artık Batılılar için veya bölgedeki kim ülkeler için sömürülemeyecek, kontrol altında tutulamayacak bir Orta Doğu demektir. Birileri bu coğrafyayı az önce de bahsettiğim gibi bu coğrafyanın diktatörlerini kontrol altında tutarak bütün bir coğrafyayı kontrol edebildiler, sömürebildiler. Peki Sayın Şahin, şunu sormak istiyorum bu noktada. Ben tabii habere girerken de birkaç yorum, naçizane yorumlarda bulundum. Şeytanların ciddi derecede bir oyunu var orada. Yine Avrupa Birliği'nden gelen bir açıklama var. İtidal çağrısında bulunuyor Avrupa Birliği. Yani orada insanlar katledilmiş, neyin itidalinden bahsediyoruz ya da bahsediyorlar Sayın Şahin? Şimdi Batılıların İslam coğrafyasındaki demokrasilere yönelik algısı maalesef ki kendi demokratik algıları gibi değil.
Batılılar bugüne kadar dünyanın her bir noktasında sömürebildikleri noktalar için, eğer demokrasi onların sömürü düzeni için bir uygun ortam yaratıyor ise, o coğrafyadaki bütün demokratik atılımları, girişimleri desteklemişlerdir. Ancak demokrasi denilen yönetim biçimi sistemi, Batı aleminin sömürülerinin önünde, işte Orta Doğu'da olduğu gibi bugün, bir engel teşkil ediyor ise veya halk iradelerinin yansıdığı hükümetler, oluşacak olan hükümetler, Batılıların Orta Doğu'daki menfaatlerini ortadan kaldıracak ise, artık Orta Doğu sömürülemeyecek bir coğrafya haline gelecek ise demokrasi ile birlikte, bu demokrasi onlar için artık çok da makbul bir demokrasi veya yönetim biçimi sistemi olarak algılanmamaktadır. Şu an Mısır'da olan veya Suriye'de olan, Orta Doğu'da gelişen süreç açıkçası senin Mısır'ın, benim Mısır'ın savaşıdır. Orta Doğu'da veya Mısır'da Batılılar sömürülerine engel teşkil edecek bir sistemi veya sömürülerinin önünde bariyer teşkil edecek bir seçilmiş iktidarı asla kabul etmemektedirler. Bu savaşta bunun savaşı. Batı menfaatleri söz konusu olduğu sürece demokratik davranır. Batı eğer sömürü şartları devam edebilecekse demokrasiden yana tavır sergiler. Orta Doğu'daki demokratikleşme süreci bu anlamda Batılıların Orta Doğu'daki 100 yıllık demokrasi sömürü sürecini sonlandıracak bir gelişme olduğu için bu çifte standardı sergilemeleri bizim açımızdan çok da açıkçası şaşılacak bir durum oluşturmuyor. Sayın Şahin, biz tabii gündemimiz biliyorsunuz Mısır, tüm dünyanın gündemi Mısır. Biz size teşekkür edelim çünkü sırada yine başka konuklarımız, değerli konuklarımız olacak. Yayınımıza renk kattınız. Çok teşekkürler Sayın Şahin.